Ama orada mesela bölüm. Burhan sonradan girdi değil mi? Tabii Engin, İdari İşler Müdürü olarak girdi. Engin 3. sezonda girdi. Tabii. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması lazım. O nereden geldi mesela? Yani Burhan Altıntop karakteri sana yine tahin helvası, kahven ve o duvar... Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğini hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. Yani o karakter özelliklerinin hiçbiri inşallah bende yoktur. Fakat herhalde derinlerde bir yerde de var ki bir yerden de çıkıyor. Aslında hani bu karakter kim falan diye hep sorulur ya. Kim bu? Bilmem kim mi filan. Hayır, hiçbir karakter hiç kimse değil. Aslında tanıştığın, tanıdığın, birilerinden dinlediğin, arkadaşının arkadaşı olan, kafede yan masada kulak misafiri olduğun, sohbette duyduğun bir sürü insan, %30'u 40'ı oluyor karakterin, gerisi tamamen hayal gücü. İnşallah da Burhan Altıntop gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. Neyse. Burhan'ı çok aradık biz. Burhan'ı çok aradık ya. Keşke Burhan olsaydı dedik ya. Ne tatlı adammış diye. Yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem, olağan dışı mı desem performansının da ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak gerekir. Bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca, birbirini çok iyi anlayınca ve sırt sırta verince çok güzel şeyler çıkıyor ve ben Engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkesle de bu kimyayı yakalamaya çalıştım ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Gülse, şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa Yakası'nda, işte Jet Sosyete'de, Yalan Dünya'da, özür dilerim bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi, yılbaşı gecesi gibi, yani Şampiyonlar Ligi. Evet. Hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi bunları bir daha bir televizyon dizisine bir araya getirmek çok mu zor? Yo, bence değil. Yani işte, parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minütaj meselesi açısından çok mu zor? Bir sürü soru açısından. Yani konvansiyonel anlamda Gülse hadi ben bir dizi yapıyorum dese. Bunu bilmiyorum. Çok ütopik bir şey mi acaba? Şöyle bir iyi tarafı var. Sitcom olursa aslında minütaj çok yüksek de olsa 4-5 günde çekimi yapabiliyorsun. Bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı biz bir 4 günde çekebiliyorduk. Çok sabahlıya. Ama galiba artık sitcom'da yapmam diye de düşünüyorum. Yani gerçek mekanlar kullanırım. Daha farklı bir komedi olur. Gülme efekti olmaz. Biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım diye düşünüyorum. Ama onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz... Televizyon seyircisi, artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa Yakası'nı, hatta Yalan Dünya'yı izleyen seyirci değil. Artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde. O kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum. AGB zamanında Avrupa Yakası'ndaki AB grubu ölçümünde annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu. İşte haftada... Ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu, işte sinemaya gitmen gerekiyordu, işte yılda birkaç... Yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki, yani kültürel ölçüler vardı, sosyokültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. O zaman da televizyonun zekası, anlattığı hikayeler... hikayeci olarak gelişmen, oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor. Yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır şeylere gidiyor. Onun için ben yazmakta zorlanabilirim. Evet, birçok arkadaşım artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey. Daha iyi çalışılan işler oluyor. Yani her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor, daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire. Birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan tercih edebilir. Bir de şey açısından da zor galiba ya. Yani Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa Yakası deyince benim aklıma şey geliyor. Yani Cem geliyor mesela. Levent Üzümcü. Muhteşem bir oyuncu. Yani ben insan olarak da bayılırım. Kendisinde hastasıyım ayrı. Ama şimdi mesela Levent Üzümcü'yü Avrupa Yakası'nda hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani oyunculuk, yetenek falandan ziyade bir de kamplaşma tabii falan filan meseleleri de girdi. Oysa baksan ne müthiş oyuncu, ne şahane kesinlikle dersin. Tabii ki fazlasıyla hak ediyor ama öyle şeyler oralar da zor yani. Sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar, buraya uymaz. Saçma sapan bir sürü şey var yani. Birçok hikaye için de bu tabii geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki Jet Sosyete'de bazen oluyordu. Tabii. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa, duydunuz mu? Bak oraya gönderme filan. Aa, gerçekten değil. Hiç aklıma gelmemiş ama öyle bir şey. Ama Twitter'ın zaten yıkılası var galiba. Twitter yani, evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan akıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum ben yani. Psikolojisi pek iyi değil ya. Evet, çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başladı. Ben yılbaşı gecesinin fragmanını seyrettim. Ben çok beğendim. Bir de yani tamamını seyretmeden bir şeyle ilgili fikir söylemek çok acayip. Doğru. Gerçekten ben sana bunu sorarken utanıyorum. Yani bu soruyu bile sormak bir acayip ama altta yorumlarda vardı. Mesela İrem Sak orada başörtülü bir karakteri oynamış. İşte sana şeyi soruyorlar, işte bu kapsayıcılık endişesi mi? Hiç daha önce başörtülü bir karakter oynatmadınız falan diye. Ya, oysa benim bildiğim var. Şeyde var. Avrupa Yakası'nda var galiba. Bindur'un oynadığı babaanne karakteri var. O evet, daha böyle enteresan bir başka bir örtüsü vardı onun. Daha böyle eski moda türbanlar gibi burasına broş taktığı filan. Dilber Hala'nın başka bir Dilber Hala, bravo, şeyi vardı. Başörtüsü diyebiliriz belki ona, bilmiyorum. Sonra Yalan Dünya'da bir tane Karadenizli kızımız vardı ama Yalan Dünya'nın son sezonunda girdi ve çok az gördük. Aslında çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Ve tatlı bir Karadenizli karakter çıkacaktı ama orada Yalan Dünya bitti falan, neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı gecesindeki İrem'in oynadığı başörtülü bir karakter, sürprizini açığa vermek istemem filmimin ama başörtülü bir karakter pek diyemeyiz. Altından başka bir şey çıkabilir. Sürprizini kaçırmıyor. Kaçırmıyor. Tabii, yok sormuyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben hiç öyle bir başörtülü hanım tanımıyorum. Öyle bir başı açık hanım da tanımıyorum. Çok nevi şahsına münhasır, çok farklı bir geçmişten gelen, altından ne çıkacağını bilmediğimiz tamamen hayal ürünü ilginç bir tip. Ya karakterin kıyafet... Ve İrem de muhteşem oynadı. Muhtemelen öyle ama yani karakterin kıyafet tercihi, bir kadının yani... Oynadık. Evet, bu nedir yani? Bunu niye konuşuyoruz ve biz bunu niye soruyoruz? Ama gerçekten baktım mesela bu şeylerde falan, sözlüklerde yazan olmuş, Twitter'da yazan olmuş falan. Bir garip bir şey. Yani hiçbir kesimi temsil etmiyor, onu söyleyebilirim. Yani ne açıkları, ne kapalıları, ne başörtülüleri, ne kafasını kazıtanları, hiç tanıdığımız kimse gibi biri değil. Çok yegane, çok nevi şahsına münhasır. İlginç bir şey çıkacak onun altından. Ben filmin hikayesini, sürprizini bozmak istemem. Ben seni yani yıllar önce elimin hızı bitmiyor filan. Aradığımda çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Gülse, biz bir Kafa dergisine Burhan Altıntop kapağı yapmak istiyoruz. Hatırlıyorum. Sen, güzel fikir, yapın falan filan dedim. Dedim ki işte sen bir yaz, hani Engin Günaydın'dan da rica edelim, o da yazsın. Şahane şeyler yazdınız. Çok güzel bir bizim için de çok önemli bir şeydi. Biz ilk kez böyle bir hani bir dizi karakteri falan, o dönem yani daha yeni başlıyoruz. Olur mu Burhan Altıntop nasıl diye düşünüp yaptık ve sizin desteğinizle yaptık, sağ olun. Estağfurullah. Bir haftada bitti o dergi. Yani 50.000 tane bastık, bir haftada bitti. Sonra üstten yıllar geçti. Geçen sene, yani geçen senesi bu sene. Bu sene bizim okuyucularımız dediler... Yazbaşı mıydı? Tabii yazbaşı. Evet. Dediler ki Kafa'nın koleksiyonerleri var. Ya bizde bütün sayılar var fakat Burhan Altıntop sayısı yok bizde dediler. Yok, satmış. Çünkü o bir hafta içinde bitti. Biz de basmıyoruz prensip olarak ikinci şeyi, baskıyı. Koleksiyon olsun diye. Bir daha çıkarın dediler. Aramızda konuştuk işte arkadaşlar, Ayça, Mert falan, dedik ya ne yapalım? Dediler ki bir daha bir Burhan Altıntop kapağı yapalım, bu kadar talep var. Dedim ki ben bir Gülse'ye sorayım, izin alayım yani. O yazıları bir daha kullanacağız. Yine bir haftada bitti dergi. Aynı dergi değil mi? Evet. İkinci sayı. Yani başka bir kapakla yaptık. Tekrar yayın gibi bir şey. Aynı yazılar, kapağı değiştirdik. Yani Burhan'ın bu sefer balkondaki o ben aslında yoğum var ya, bu sefer onu yaptık yani. Ya ben herhalde tüm zamanlarda yani Türkiye'de yapılan diziler arasında bu kadar beğenilmiş, izleyici tarafından içselleştirilmiş bir karakter olup olmadığını kendim deneyimledim. Yani bizim dergi tarafı deneyimledi. Doğru olabilir. Evet. Hiç aklımdan geçmedim mesela. Ya bu Burhan Altıntop acayip bir şey oldu. Bir de buna bir şey yapayım geçmedi mi? Vallahi yani yapılabilirdi. Çok da tabii ki talep olduğunda tahmin edebiliyorsun. Hem seyirciden, ki buna çok müteşekkirim. Gözlemliyorum, yaşadım ben bunu, tahmin etmiyorlar. Hem de yani yapımcılardan, kanallardan, sinema yapımcılarından vesaire vesaire. bu konuştuk da bunu Engin'le defalarca ve her seferinde şu noktaya geldik. Ya biz buna doyduk. Bizi artık çok heyecanlandırmıyor. En azından o dönem için özellikle öyleydi. O kadar çok hikaye yazdım ki ben Burhan Altıntop'a. Aslında Avrupa Yakası da devam edebilirdi öyle düşünseydik. Avrupa Yakası niye bitti? Yani Avrupa siz tamam biz bitirdik. Yani 6. sezonda 190. bölümde bitti. Ben dedim ki benim artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya, şuna buna yazabileceğim bir hikaye bence kalmadı. Engin artık çok yorulmuştu. Ben çok yorulmuştum. Kanal ve hala birinci oluyorduk. Kanal ne diyeceğini şaşırdı, sağ olsunlar, çok ısrar ettiler vesaire ama yapmak istediğimiz başka işler vardı artık. Yoksa sonsuza kadar sürebilirdi Avrupa Yakası ama 190 bölüm şanıyla şerefiyle bitirmek bizi daha mutlu edecekti. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı, eski kalite olmayacaktı, dolayısıyla daha heyecansız çalışacaktık filan. Bu işi de onun için yapmıyoruz ki biz. Yoksa memur olurduk. Yani başka hikayeler anlatmak için yapıyoruz ve yani hevesli olduğumuz şeyleri yazabiliyoruz ve oynayabiliyoruz. Onun için de hiç düşünmedik. Yoksa Burhan Altıntop'un filmi de olurdu 25 tane falan. Ben bugün Ata'yla konuştum. Onunla bu arada Ocak'ta geliyor filmi. Ocak'ta, o da Disney Plus'ta. Bursa Bülbülü Disney Plus'ta. Önümüzdeki ay Ata'yı da burada konuk edeceğiz. Ata'nın Avrupa Yakası ile ilgili şahane bir sözü var. Şimdi burada tam metni okuyayım istiyorum ama hepimiz için kırılma noktası diyor Avrupa Yakası için. Ya gerçekten öyle. Şimdi düşünüyorum ben. Engin Günaydın, Ata Demirer, sen tabii ki, Peker Açıkalın, Tolga Çevik. O kadar çok isim var ki yani Avrupa Yakası'yla bunların hepsi tabii kendi şeyleri, kariyerleri olan insanlar ama Avrupa Yakası'ndan sonrası bambaşka bir şey hepsi için. Yani açıkçası Avrupa Yakası o kadar düşük profilli ve ümitsiz bir proje olarak başladı ki. Hadi canım. Vallahi ben yazdım ilk 3 bölümü. Böyle Plato film, sen bize bir dizi yaz falan demişti laf arasında Sinan Çetin. Ben de yazayım dedim ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. Ha dizi mi yazdın öyle mi? Ha biz dizi mi yapıyoruz falan dedi. İşte Hakan Ağgül geldi, Atilla Aslan geldi, uygulayıcı yapımcımız filan. Kanala götürdük. Ben o arada gag yapıyorum ATV'ye. ATV baktı, dedi ki Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Şaka mı yapıyorsun ya? Dedi ki çok AB grubu bir iş, çok tatlı, biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya, ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. 2 kardeşin çatışması, bak abi kardeş. Seyretmiyorlar mı böyle şeyleri filan? Dediler ki senin güzel hatırın için. Gag'ı da çok seviyoruz. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Zaten yaz gelecek. Zaten bütçe de o kadar ufaktı ki. Yani o arada yine böyle bir kriz durumları vardı ülkede. 2002 bu, 2003, 2004. Yani o böyle 2001 krizinden hala çok çıkılmamış bir dönem ve küçük bütçeli işler tercih ediliyor. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeydi Avrupa Yakası. Dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım, belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz 1. bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. Dedim ki güzel mi reytingler? 1. oldunuz filan dediler. Aa çok güzel, çok güzel filan dedim. 2. bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. 3. bölüm yine 1. oldu. Sonra hiç AB grubunda 2. olmadık bir daha. Mesela Avrupa Yakası yazıldığı zaman, işte o 160 dakikalara çıkıldığı zaman bir bölüm mesela ne kadar sürede çıkıyordu? Avrupa Yakası hiçbir zaman 160 dakikaya çıkmadı. Ya, özür dilerim ben yanlış galiba anladım. Avrupa Yakası'nı biz şöyle bir şey hatırlıyorum. 42-43 dakika başladık. Bir bölümü ben 52 sayfa yazmışım. Hakan Ağgül dedi ki yönetmenimiz, Gülse dedi biz bunu çekemeyiz. Biz dedi bu böyle çekilebilir bir şeydi. Bir de dedi seyirci bunu seyretmez, çok uzun bu dedi. Biz sayfa attık. 50 dakika, inanılmaz 53 sayfadan bir 3-4 sayfa attık. Bir 48'e falan indirdik. Yine de aslında kaç dakika demek bu 53 sayfa? İşte 57 dakika falan herhalde. Vay yani be. Jeneriklerle meneriklerle. En son şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir 100. bölüm yaptık biz Avrupa Yakası'na. 90 dakikaydı. Özel bölüm. Çok uzun. Nilkara İbrahimgiller şarkılar söylüyor, şunlar oluyor, bunun olaylar, konuklar, monuklar 90 dakika. Birbirimize dedik ki arkadaşlar, Türk televizyon tarihinin en uzun bölümünü yaptık, farkında mısınız? Ve artık bunun üzerine çıkılamaz minütaj olarak 90 dakikaya değil mi? Evet, sonra galiba 105-110 gibi bir yerde bitirdik Avrupa Yakası'nı, yani final yaptık. Yalan Dünya'ya bir 90 dakika başladım, o da hemen bir uzayıverdi. O dönem diziler hemen bir uzadı. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben tahin helvası, öyle kahve, uyumuşum, su falan derken öyle bir baktım. Benim yaşım büyümüş, yaşlanıyorum falan, öyle bir şeyler oldu. Ne kadar sürede çıkıyor bir bölüm, onu sordum ben sana. Şimdi bir maksimum 1,5 gün ben sete gidiyordum. Öyle bir kıyak yapıyorlardı bana. 3 günde çekiliyordu bazen. Yalan Dünya 4 günde çekiliyordu. Avrupa Yakası 3 gündü galiba. Jet Sosyete 4 gündü. Beni bir güne toplamaya çalışıyorlardı ama Jet Sosyete'de bir gizem bir şekilde sevildiği için, benim oynadığım o dişlek eski manken karakter kadın. Orada bazen 2 gün gitmek durumunda kalıyordum. Dolayısıyla 5-5,5 günde yazıp vermem gerekiyordu. Aksattığım da oldu. Jet Sosyete'de aksadı da, çünkü bitmiyor senaryo. Kariyerine baktığında en iyi işini yaptın mı, yoksa daha yapacaksın gibi mi geliyor sana? Yani Avrupa Yakası bana sorsalar İnşallah. Ben derim ki bu acayip bir şey ve bir insanın böyle bir şey yapması bile hayatta unutulmaz. Ama senin hissiyatını çok merak ediyorum. İnşallah daha iyilerini yaparım. Zaten her seferinde onun için aslında yola çıkıyoruz. Ama Avrupa Yakası'nın şöyle de bir avantajı var. Çok şeker kaplı bir hikayedir. Çok insanın ruhuna iyi gelen bir hikayedir. Aile aslında birbirini çok sever. Çok mükemmele yakın bir ailedir. Arkadaşlık ilişkileri çok güzeldir. Komedisinin yanında insanları çok da iyi hissettiren bir dizidir Avrupa Yakası. Mesela Yalan Dünya bence daha iyi yazılmış bir dizidir. Ben oradaki senaryoları daha çok beğenirim. Diyalogları daha ilginç bulurum. Daha çok espri vardır filan. Ama biraz daha karanlık dünyaya gider gelir Yalan Dünya. Avrupa Yakası neredeyse içinde hiç kötülük olmayan insanların bir araya toplandığı. Düşünsene, en kötü karakteri Burhan Altıntop. O da tatlı bir şey yani. Onun için de çok sever biraz insanlar. Şey bir de ya, Peker'in oynadığı karakter de kötü sayılır ama ya. Ya kötü başladı. Şimdi ben onu bir potansiyel seri katil gibi başlattım. Gaffur. Fakat sonra o kadar sevildi ki. Bir de özellikle çocuklar sevince filan anne babalardan eleştiri gelmeye başladı. Ya lütfen bıçakla dolaşmasın, bizim çocuk aldı bıçakla dolaşıyor filan diye, ki yani hiç o amaçla yazılmadı. Sonra tabii ki Gaffur'u daha yumuşak bir yere, aslında işte babasının gözüne girmeye çalışan daha tatlı bir insana, daha bir masum bir yere çekmek zorunda kaldım. Yani orada bir seyirci tepkisinden dolayı biraz karakteri kaydırmak durumunda kaldım. Ama Avrupa Yakası'nın sevilme sebeplerinden bir tanesi de aslında çok ideale yakın bir dünyada geçmesidir. İnsanlar, işte onun için diyorum, aslında biz öyle yaşamak istiyoruz. Yani arkadaşlık ilişkileri öyle olsun, aileler öyle olsun, herkes aslında birbirini sevsin. Türkiye'de genelde insanların özlemi bu. Her şey iyi gitsin, huzurumuz olsun, güvende hissedelim, insanların ilişkileri kibar olsun filan falan. O dizinin sevilme sebeplerinden biri de budur aslında. İleride daha iyi işlerde tabii yazmak istiyorum ve çok hayalim var. Daha genciz Candaş'cığım. Öylesiniz tabii ki. Seni hayran bırakan bir insan özelliği söylesene bana. Bayılıyorum böyle insanlara. Yani şu özellik nedir o mesela? Galiba pozitif bakan insanlara, her şeyin iyi tarafını gören insanlara çok hayranım. Çünkü aslında ben pek öyle değilimdir. Bunun için özel bir çaba gösteriyorum hayatımda. Ama ben endişeli bir insanım. Gergin biriyimdir. Her şeyi önceden planlamayı severim. En kötü ihtimali düşünürüm. Hep ona hazırlanmak isterim. Her şeyi önceden bilmek isterim. Saatini, gününü, ne yapacağız, detayları vesaire vesaire. Mesela Demet Elgar'a bu konuda çok hayranımdır. Çok öğrenecek şeyler var ondan. Hem işini harika yapan, nefis bir oyuncu, şahane bir insan. Ama Demet böyle hep iyi tarafını görür her şeyin. Biz mesela aile arasındadan sonra işte turneye çıktık. Yani turne değil de işte turne gibi bir gala. Türkiye içinde de çok dolaştık. Her gün bir şehirde gösterimi vardı. Sonra Avrupa'ya gittik, işte Köln'de, Amsterdam'da filan. Burada uçaklar rötar yapıyor, bir yerde bekliyoruz, sürekli acele ediyoruz. İşte makyajımız yetişmiyor, galaya makyajsız koşuyoruz filan, böyle şeyler oluyor. Demet her anın tadını o kadar çıkardı ki ve bizi o kadar sakinleştirdi ki. Diyoruz ki ne? 3 saat rötar mı, ne yapacağız falan. Diyor ki hiç dert değil. Kahvemizi içeriz, çikolatamızı yeriz, sohbetimizi ederiz. Filmimiz çok güzel. Tadını çıkaralım arkadaşlar, hep birlikteyiz falan. Ve hayatı da böyle yaşıyor. Yani Allah nazardan saklasın. Evet ya. Şahanedir bu konuda. Ve yani onu, öyle biri olmayı çok isterim. Bunun üzerinde çalışıyorum. Son birkaç yıl ihtiyacı var. Siyaset seni böyle siyaset konuşmak, dinlemek, takip etmek falan böyle yoran ve down eden bir şey. Yani, özür dilerim, düşüren bir şey mi? Ben siyaseti bıraktım Candaş'ım. Ya şöyle. Ya sen nasıl bıraktın? Senin kitabının arkasında şey yazıyordu. Ben hiç unutmuyorum. Memleketi ben kurtarabilirim. En azından denerim. Durumumuz daha iyi olur bilmiyorum ama daha kötü olmayacağı kesin diye yazım var senin. Ki bu galiba 7-8 yıl önce. Çok eski tabii. Evet, yani memleketi eski. Ben kurtaracağım ne zaman çıkardı hatırlıyor musun? Bir 6-7 yıl olmuştur. Var, rahat en var. Azından olmuştur. Ya o zaman biraz daha şaka yapabiliyorduk siyasetin üzerine. Bu kadar da karamsar değildik galiba. Biraz eleştiri alanı da daha açıktı diye hatırlıyorum. O zaman siyaseti takip etmek bana mizah malzemesi de veriyordu. Arada böyle siyasetçilerin kullandığı cümlelerden, gündemdeki hikayelerden falan bazı göndermeler falan da koyuyordum. Senin şey dizilere. Çok iyiydi ya. Bir Osmanlı hanedan, şimdi hatırlayamadım. Torunu Galatasaray Adası'na talip olmuştu. Sen şey demiştin, hiç kusura bakma orayı veremeyiz. Orası evet. O şahane. Oradan da bir linçim var ama bir tatlı değil mi? Vardır, vardır. Ama yani şimdi... Dediğim gibi böyle her şeyde kendimizi bu kadar üzersek, yok. Her şeyde bu kadar... Şimdi gerçekten ben bir saygısızlık yapmış olsam zaten en çok ben üzülürüm. Yani mizah yazısı, daha herkesin tolerans göstermesi lazım. Benim zaten ben o yazıda zaten nezaket sınırlarının dışına çıkmam kimse için. Şahane bir yazıydı, belki yani sıkıntı yok. En önemli insan için, sanatçı arkadaşım için, herhangi genç, gerçekten arkadaşım olan bir insan bile olsa, hiç kimse olmasa bile... Belli bir nezaketli, siyaset saygının zaten dışına düşüren bir şey pek gerçekten yani. Son yıllarda biraz öyle. Onun ruh halini, modunu. Biraz öyle çünkü çok böyle suni bir kavga oluşturulmaya çalışıyor ve ben çok sevdiğim insanların birbiriyle hiç yoktan kavga ettiğini falan artık okumaya başladım sosyal medyada. Yani bir fikir ayrılığı bile yok belki ortada. Biraz bir kızgın herkes, öfkeli, tahammülümüz çok azaldı vesaire. Onun için... kendi neşemi, kendi pozitif bakışımı korumak için takip etmeyi bırakmadım. Eskisinden biraz daha bir adım geriden bakıyorum. Seyrediyor musun Gülse? YouTube'daki sokak röportajlarını. İzliyorum, tartışması, evet. İnsanlar birbirini dövmeye falan başlamışlar artık sokakta. Evet. Bayağı yani siyaset konuşuyorsun, aynı fikirde olmayabilirsin. Teşekkür et, devam et değil mi? Bayağı evet. İtiş kokuşlar falan var yani. Tamam bu işte demin de dediğim gibi suni bir şey bu. Gerçek bir şey değil bu. Şu anda dünyanın en çok konuşulan komedyeninin savaştaki bir ülkeyi yönetiyor olmasına ne diyor acaba Gülse Hanım diye sormuşlar sana. Yani neresinden bakıp ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani o böyle uzun uzun çok önemli laflar edeceğim kadar hakkında araştırıp bilgi edindiğim bir savaş ya da işgal değil bu. Ama Ukrayna ufak bir ülke. Bir siyasi kadrosu demek ki yoktu ya da daha az vardı ya da böyle bir karizmatik lider seçildi. O da bu döneme denk geldi. Ama yani komedyenlerin, mizahçıların zekasını da çok hafife almamak lazım. Adam tek başına vallahi Putin'e kafa tutuyor ve bence çok da popüler, çok da iyi yapıyor. Ya tek başına kafa mı tutuyor onu bilmiyorum. Galiba savaşlar, dengeler yani o kadar da basit işler değil. Benim de uzmanlık alanım da değil. Ama bir biçimde evet şu an bu rolü taşıyor.